Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün 2016 makyajlı kasa Corolla aracımızın sağın kapısı döşemesini sökeceğiz. Sökme nedenimiz hem keşif amaçlı hem de daha önce şoför kapısında da meydana gelmişti. İçerideki barlar boşlama yapıyor ve kapı kapatırken bir tınlama sesi geliyor inceden. Onu da yine önceki videoda yaptığımız gibi Dyson ile sabitleyeceğiz barları. Şimdi sökme işlemine başlamadan önce nasıl sökebiliriz onları söyleyeyim. Buradaki kumaş kol dayamayı alıyoruz. Cam indirip kaldırma tuşunu alıyoruz. Şurada içeride bir vida var, onu alıyoruz ve bunu söküp bunun içinde de iki tane yine vidamız var. Onları alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kapı sökme işlemine başlayayım. Evet, öncelikle buradaki kol dayamamızı şöyle kendimize çekerek çıkartıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradaki cam indirip kaldırma tuşunun olduğu kısmı esnetip alıyoruz. Bu şekilde buradaki koruma kapağını düz tornavida yardımıyla açıyoruz ve içindeki yıldız vidamızı söküyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradaki parçamızı almamız gerekiyor. Onu da yine şöyle esneterek parçayı da aldıktan sonra burada da bir tane üstte bir tane altta iki tane yıldız vidamız var, onları da alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şuradaki filtre kapağımızı kendimize çekip çıkartıyoruz. Bu şekilde dekoparları sökebilirsiniz. Şimdi ise şu kenarlardan esnetip tırnaklarını attırmamız gerekiyor. Kendinize doğru çektiğinizde tırnaklar sökülüyor ve yukarı esnetip kapı döşemesini alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şu kapının içindeki telleri şu şekilde elimize çekiyoruz ve söküyoruz. Kapı sökme işlemimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi birazdan size montajını da göstereceğim. Ama ben o esnada bu poşetini alıp içerideki barlara silikon uygulaması yapacağım. Sabitleme işlemi. Ondan sonra videoya kaldığı yerde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, geri montajı yaparken şu ilk başta sökmüş olduğumuz tellerini takmamız gerekiyor. Yeşil olan alta geliyor. Beyaz olan da üste geliyor. Bu şekilde oturtuyoruz. Daha sonra bunu yerine oturtmamız gerekiyor. Önce camın dikenine oturtmamız lazım. Bu şekilde cama yapıştırıp bastırdığımız zaman yerine oturuyor arkadaşlar. Daha sonra bu şuradan çıkanları bu şekilde
vurarak oturtabiliriz. Daha sonra buradan tweeter'ı takmamız gerekiyor. Hoparlörü de buradan yerine oturttuğumuzda şunu bu şekilde zaten bir tane yeri var. Buraya oturtuyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra şu cam otomatiğini takmamız gerekiyor. Bu şekilde soketini oturtuyoruz. Önce şu kısmını oturtup daha sonra arkadaki soketlerini oturtabiliriz. Ve kol dayamamız. Bunu da oturttuktan sonra şuradan sökmüş olduğumuz 2 adet vidayı sıkmamız gerekiyor. Daha sonra bu kısmın parçasını bu şekilde denk getirip bu şekilde oturtuyoruz. Ve son olarak kapı açma kolunun içinden sökmüş olduğumuz vidamızı takmamız gerekiyor. Daha sonra bunun koruyucu kapağını da kapattıktan sonra işlemimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Başka yapmamız gereken herhangi bir şey yok. Bu şekilde kapı döşemesini söküp takabilirsiniz. Bendeki sorun sizin de başınıza gelirse bu şekilde bir çözümü vardır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.